Sayın İstanbul Mahalle Müşavirler Odası Başkanı, Sayın Savaş Alıç, Sayın Esra Ceyhun, Sayın Murat Özdamar, Sayın Gülsüm Öksüz Ömer, sevgili kurul üyesi arkadaşlarım ve değerli meslektaşlarım. Bugünkü seminerimize hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan'ı davet ediyorum. Buyurun Başkanım. Sayın Başkan Yardımcım, çok değerli konuklar, resmeni değerli yöneticileri, saygıdeğer meslektaşlarım, hoş geldiniz. İstek üzerine bugünkü eğitimin önemli olduğunu bildiğiniz için aynı zamanda canlı yayın yapılıyor. Bizi bürolarında izleyen arkadaşlarımıza da buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Değerli arkadaşlar, meslek yaşantımızda birçok alan var. Tabii her alanla sıkıntılar yaşıyoruz, sorunlar yaşıyoruz. Yaşadığımız sorunlar sizler tarafından bize iletiliyor. İlgili bakanlıklara aktarıyoruz, bürokratlara aktarıyoruz. Özellikle bugünkü eğitim konusu olan sosyal güvenlikle ilgili, çalışma hayatında yaşadığımız süreçle ilgili her zaman söylediğim bir husus vardır. Bu alandaki sıkıntılarımızı en rahat çözdüğümüz bakanlık diyebilirim. Burada bunu baştan ifade edeyim. Maliyeli biraz sorunlarımız daha fazla ama SGK ile ilgili çalışma bakanlığında sıkıntımız mutlaka olacak. Ama burada önemli olan anlayış olduğuna inanıyoruz. Her toplantıda ifade ediyorum. Aslında Türkiye bir yere gidiyor. Bu gidilen yerin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bir E-Devlet'e doğru gidiyoruz. Ve bu geçiş maalesef sancılı oluyor, sıkıntılı oluyor. Ama her geçen gün inancımız şudur ki bu sıkıntılar, dertler süreç içerisinde mutlaka azalacaktır. Hiçbir endişemiz yok. Tabii biraz sonra Ankara'dan gelen daire başkanımız, grup müdürümüz, İl müdür yardımcımız sizin de enine boyuna sorunları, dertleri, gelişmeleri paylaşacaklar. Ama ben müsaadenizle genel bir fotoğraf çekerek hem bugünkü toplantı ya da ışık tutması açısından yararlı olacağını inanıyorum. Değerli meslektaşlarım, son 10 yılda o kadar çok şey yapıldı ki sadece sosyal güvenlik alanında düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Özellikle sosyal güvenlikte tek çatının oluşması aklımızda kalan en önemli konuların başında geliyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'nın tek çatı altında birleştirilmesi, SGK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İşkur bildirimlerinin tek yerden toplanarak işe giriş ve işten çıkışların sadece SGK'ya bildirilmesi, İşçi çalışma kimlik karnesinin kaldırılması, bölge çalışma müdürlüklerinden fazla çalışma onayın alınmasının kaldırılması, SSK ve Bağkur sigortalarının çalışmaması sorunun çözümlenmesi, toplu iş sözleşmesi ve sendikalar yasasının çıkartılması, iş sağlığı ve güvenliği yasasının çıkartılması, 5 puanlık SGK indiriminin sağlanması, engelli çalıştırma teşkil etmesi gibi daha ben onlarca konunun olumlu adımlar olarak atıldığını baştan belirtmek istiyorum. Bu konuda katkı sunan, emek sunanlara emeklerinden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, meslek odalarının görevi kendi alanlarında siyasi iktidarlar kim olursa olsun yaşadığı sorunu aktarmak gibi temel bir görev vardır.
Biz İSVO kurulduğumuz günden bu yana yaşadığımız hem kendi sorunlarımızı sadece kendimiz açısından değil, ülkedeki yaşayan iş dünyasının, emek dünyasının sorunlarını da aktarmayı bir borç bildik ve görev bildik. Hatta bu alanda önümüzdeki günlerde İstanbul Mali Müşavir Odası olarak kapsamlı bir raporu kamuoyuna paylaşacağız. Türkiye'de bir beyaz bir sayfaya ihtiyacımız var sevgili arkadaşlarım. Siyaset yapmayacağım. Ama ekonomik alanında ciddi sıkıntılarımız var. Ödenmeyen kredi borçlarından tutup birçok sorunların olduğunu biliyoruz. Ama biz kendi alanımız olan vergi, sigorta ve benzeri alanlarla ilgili kapsamlı bir raporu, beyaz bir sayfa açılması anlamında önümüzdeki günlerde bunları sizlerle paylaşacağız. Şimdi SGK ile ilgili bunlar hepsi bir öneridir. Sayın Daire Başkanım, bir öneridir. Bu öneriler aslında yaşadığımız sıkıntıların da bir anlamda çözümü hem sizin açınızdan hem bizim açımızdan önemli bir gelişme olarak algılanmasını istiyoruz. Biraz listem uzun, kusura bakmayın, çok da fazla uzatmayacağım söylerim ama bunları paylaşmak zorundayım sizlerle. Ücretler üzerinden vergi ve sigorta primi maliyetlerinin düşürülmesi sağlanmalıdır. Ücretlerden alınan damga vergisi kaldırılmalıdır. İşverenler tarafından işçiye nakit olarak ödenen yol, yemek, Ramazan erzakı bedeli gibi sosyal yardımlar vergilendirilmemelidir. Ücretlerden alınan gelir vergisinin dilimler artırılmalı ve dilimler arasında makas artırılmalıdır. SGK sigorta prim teşvikleri ve vergi teşvikleri artırılmalı, işverenlerin teşvikten yararlanma şartları kolaylaştırılmalı ve bürokratik işlemler azaltılmalıdır. İşçi üzerinden %100 SGK prim indirimi sağlanmalıdır. Kısa vadede SGK primi ve işsizlik sigortası işveren payı %2'den %1'e indirilmelidir. SGK e-bildirge sisteminde işe giriş ve işten çıkış işlemleriyle nakit işlemlerin toplu XVN dosyasıyla yapılması sağlanmalıdır. SGK prim ödemelerinde kısmı ödeme yapılabilmelidir. İşverenlere Türkiye genelinde tek SGK sicil numarası verilmesi ve tek şifreyle işlem yapabilmelerine olanak sağlanacak düzenlemeler yapılmalıdır. SGK'nın işe giriş ve işten ayrılış bildirimlerinde her defasında adres bilgilerinin girişinin yapılması yerine adres bilgilerinin il nüfus müdürlüğünden alınması sağlanmalıdır. İş kanunu ve iş gücü kanunu uyarınca uygulanan İdari para cezalarına itiraz sistemi getirilmeli. Bu cezalar için önce idareye itiraz ve akabinde itirazın reddi halinde dava yoluna gidilmesi yönünde düzenlemeler yapılmalıdır. Çalışma ve iş kurumu ile SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının değerlendirmesinde itiraz komisyonunda meslek mensuplarımız da görev almalıdır. Emekli olduktan sonra Bağkur kapsamında çalışmaya devam edenlerin maaşlarından kesilen sosyal güvenlik destek priminin hem esnaf hem de serbest meslek erbabı hem de şirket ortakları için tamamen kaldırılması sağlanmalıdır. Vergilerini düzenli ödeyen ve kayıtlı çalışan işverenler için SGK 5 puanlık prim indirimine benzer 5 puanlık vergi indirimi sağlanmalıdır. Ücret alacaklar için 5 yıl olarak uygulanan zaman aşımı süresi 1 yıla sınırlandırılmalıdır. İhbar ve kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağından zaman aşımı süresi iş sözleşmesi sona erdiği tarihten başlayarak 1 yıl olarak sınırlandırılmalıdır. SGK alacaklarına ilişkin 10 yıllık zaman aşımı süresinin 5 yıl olarak sınırlanması da yarar görülmektedir. İş kanununda işçi tarafından yıllık iznin 10 günden az kullanımında yazılı olarak talep edilmesi halinde 10 gün kuralının kaldırılması yönünde düzenleme yapılmalıdır. Sıkı yönetim döneminde
insanların takip ve izlenmesi için getirilen 1774 sayılı kimlik bildirim kanunu kaldırılarak SGK'ya yapılan bildirimin esas alınması sağlanmalıdır. Günümüzde bir gereği kalmayan ve meslek mensupları üzerinde ağır bir yük olan SGK eksik gün bildirim uygulanmasının 10 işçinin altında çalışan olan iş yerleri için kaldırılmalıdır. Meslek mensupları üzerinde ciddi bir iş yükü oluşturan ve uygulamada hiçbir gereği ve yararı olmayan raporlu işçilerin SGK bildirmesine yönelik SGK çalışmanın kaydı uygulaması sona erdirmelidir. İş sağlığı ve güvenliği yasasında uygulamadaki yaşanan sorunlar çözümlenmelidir. Benim şimdilik tespit ettiğim hususlar bunlar. Elbette bu toplantıda yukarıda Ankara'dan gelen değerli bürokratlarımız şunları ifade ettiler. Bu toplantı temel amaç sizin yaşadığınız sorunları tespit etmek ve bu yaşadığınız sorunları çözmek olduğunu ifade ettiler. Ben inanıyorum ki bu toplantıda yaşadığımız sorunlara yönelik ve çözümler konusunda önemli görüşler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bizi bugün onurlandıran değerli konuklarımıza, her zaman olduğu gibi eğitim görevlileri olan sizlerin meslektaşlarıma burada olmanızdan dolayı en derin sevgi ve saygımızı teşekkür ederim. Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan'a teşekkür ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurulu'nda e-uygulamalar seminerimizin oturum başkanı Sayın Gülsüm Öksüz Ömer Yılmaz'ı davet ediyorum. Kendileri İstanbul Mali Müşavirler Odası İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Danışmanı. Buyurun. Sayın Savaş Alıç, Sosyal Güvenlik Hizmet Akdi ile Çalışanlar Daire Başkanı. Sayın Esra Ceyhun, Sosyal Güvenlik Hizmet Akdi ile Çalışanlar Daire Başkanı Şube Müdürü. Sayın Murat Özdamar, İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı. Keyifli ve güzel bir seminer olmasını diliyorum. Buyurun Sayın Oturum Başkanı. Sayın Değer Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür İşlemcileri Uygulamaları Kurumu seminerimize hoş geldiniz. Hepinizi olan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Evet, şimdi sesim olabilir misiniz? Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu mikrofona doğru. Evet arkadaşlar, şimdi duyuyoruz. Tekrar edelim. Sosyal Güvenlik Kurumu bildirim işlemleri ve uygulamaları kurulu seminerimize hizmet akdiyle çalışanların bildirim işlemleri ve uygulamalarının tüm detaylarını bugün birlikte masaya yatıracağız. Bunlar nelerdir diye bugün ele alacağımız konuları tek tek sıralayacak olursak, 4 A işe giriş bildirgesi verirken bilinmesi gereken, yapılması gerekenler nelerdir? Meslek kodu değişikliği nedir ve diğer değişiklikler nasıl ele alınmalıdır? İşten ayrılış bildirgesi nasıl düzenlenmelidir? İşe giriş ve işten ayrılış bildirgesinde uygulanan idari para cezaları nelerdir? Bu idari para cezalarını hangi hallerde kaldırabiliriz? Aylık prim hizmet belgesinde belirtilen bildirimlerle işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi arasındaki uyuşmazlıklar nasıl ortadan kaldırılır? Hizmet çakışması nedir arkadaşlar? Kendi iş yerinden bildirilen sigortalıların bildirimleri nasıl yapılması gerekmektedir? Bu durumdaki uyuşmazlıklar nasıl düzeltilir? Yabancı uyrukluların sigortalı hakkında yapılması gerekenler nelerdir? Ev hizmetlerinde çalışanlar ve doktorların sigortalı hakkında da konulara değineceğiz. Ve son olarak da prim teşvikleri hakkında
sizlere bunların uzatılması hakkında sizlere detaylı bilgileri vereceğiz. Anlatımlarımızı tamamladıktan sonra kısa bir ara verip soru ve cevap bölümüne geçeceğiz. Soru ve cevap bölümünde bütün soruların cevaplanılmaya çalışılacak. Cevaplanılmayan sorularsa sizler tek tek alınıp tekrar size cevaplanmak üzere dönülecektir. Seminerimize geçmeden önce sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Ankara'da Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Aktifle Çalışanlar Daire Başkanı Sayın Savaş Alıç. Hoş geldiniz. İkinci konuşmacımız Sayın Esra Ceyhun. Hoş geldiniz. Üçüncü konuşmacımız değerli dostumuz, tüm sorunlarımıza çözüm odaklı yaklaşan İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Sayın Murat Özdamar. Hoş geldiniz. Şimdi sizlere başarılı bir seminer olması seminer olmasını dileyerek sözü Sayın Savaş Alıç'a bırakıyorum. Yönetim kurulu üyeleri, değerli oda mensupları, serbest muhasebeci ve mali müşavir arkadaşlarımız. Konuşmama başlamadan önce kurum adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Eğitim programımıza hoş geldiniz. Katkılarından dolayı da İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'na şimdiden teşekkürlerimi arz ediyorum. Burada bir açılış yapayım. Hizmet aktiyle çalışanlar daire başkanı. Daire başkanlığı olarak görevimiz kurumda. Öteden beri biliyorsunuz eski adıyla 506 sayılı kanuna tabi sigortalılar olmak üzere şimdiki adıyla da 4A sigortalılarının tescil, hizmet, borçlanma işlemlerinin mevzuat, taşeronun yönlendirilmesi, taşeronun karşılaştığı sorunlara karşı görüş, talimat geliştirme işlemlerini yürütüyoruz. Biliyorsunuz sigortalı olmaksızın sigortalı olmazsa kurumun yaptığı işlemlerin de bir temeli olmuyor. Yani kurumda aslında yapılan işlemlerin temeli sigortalının tescili ile başlıyor. Tescil olacak ki hizmet gerçekleşsin. Hizmetle beraber ileride işte sağlık hizmetlerinin dayanağı hizmetin oluşması, emeklilikle ilgili işlemlerin oluşması ancak sağlıklı bir tescil ve hizmet işlemleriyle mümkün olabiliyor. Biz burada bugün sizlerle tescil ve hizmet işlemleriyle alakalı uygulamalardan bahsetmek istiyoruz. Spesifik olarak da benim size burada arz edeceğim 6645 sayılı kanunla 5510 sayılı kanunla 23 Nisan 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ek 10. madde uygulamasını kısaca bilgi amaçlı aktarmaya çalışacağım. Başkanımın burada sorunlar listesinde dahil edip bizlere ilettiği konuların büyük bir kısmını bizler de biliyoruz ve gündemimizde. Şöyle ki 5018 sayılı kamu mali yönetim kanunu yürürlüğe girdikten sonra kamu kurum kuruluşları stratejik geliştirme daire başkanlıkları kuruldu. Stratejik geliştirme daire başkanlıklarından sonra kamu kurum kuruluşları stratejik plan, eylem planı, performans göstergeleri gibi kavramlarla karşı karşıya kaldılar. Biz de daire başkanlığı olarak 2015 yılı eylem planları arasında özellikle siz meslek mensuplarından uygulamada karşılaşılan sorunlar neyse program kanadıyla olsun, mevzuat kanadıyla olsun sorunlar nelerdir bunları sizlerden almak suretiyle uygulamaya yön vermek üzere bu tür eğitim programlarını gerçekleştirmek üzere bir eylem planı koyduk eylem planlarımız arasında. Dolayısıyla bu eylem planı kapsamında da bugün sizlerle bir aradayız. Emin olun Sayın Başkanım, sizin bu bahsettiğiniz konuların hemen hemen tamamına bizler de katılıyoruz. Bir kısmı yasal düzenlemelerle yerine getirilmesi, yapılması gereken işlemler, bir kısmı da idare tarafından düzenleyici işlemler yürürlüğe konmak suretiyle gerçekleştirilebilir işlemler. Biz bunları ve sizlerden gelen diğer konuları da notlarımızın arasına kaydetmek suretiyle Ankara'ya dönmüş olacağız. Elbette bunlar da üst makamlara rapor olarak sunulacak sizlerden gelen taleplerdi. Uygulamaya birlikte yön vermeye çalışacağız. Sizler bizim aslında paydaşımızsınız. Aynı kesimlere hitap ediyoruz. Aynı gemi içerisinde yol alıyoruz. Dolayısıyla sizlerin önerileri, uygulamada karşılaştığımız sorunlarda sizlerden bize gelen öneriler elbette bizim için de
önemli. Ben izin verirseniz ek 10. madde, yani doktorlarla alakalı, hekimlerle alakalı bir uygulama geldi. Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Akabinde şube müdürümüz Esra Hanım teslim ve hizmet uygulamalarıyla alakalı sizlere bilgi ver. Değerli meslek mensupları, biraz evvel de bahsettiğim gibi 6.645 sayılı yasayla 5.500 olan ek 10. madde eklendi. Bu bugüne kadar aslında bildiğimiz ezberleri bozan bir düzenleme oldu. Biliyorsunuz 1479 sayılı kanun uyarınca kimlerin bağkur sigortalısı olacağı, daha sonra da 5510 sayılı kanunun 4. maddesi B bendi kapsamında kimlerin sigortalı olacağı düzenlenmişti. Orada ne diyordu? İşte ticari veya serbest meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olmakla beraber esnaf sanatkar sizinle tescili bulunanlar, şirket ortakları, anonim şirket ortakları yönetim kurulu üyesi ortakları, tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, bir de kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan olmamakla beraber muhtarlar da 4. madde B bendi kapsamında eski adıyla bağkur sigortalısı olarak kabul ediyorlardı. Bu 1479 sayılı kanun uygulamasında da böyleydi. Ama ek 10. maddeyle aslında yeni bir kriter getirildi. Nedir bu kriter? Biraz sonra ayrıntılarına ben sizinle paylaşacağım. Sosyal güvenlik kurumuyla sözleşme yapsın ya da yapmasın. Özel sağlık hizmet sunucularında, özel hastanelerde veya vakıf üniversitelerine ait hastanelerde kurdukları şirket aracılığıyla bir şirket ortağı olarak görev alan hekimler, serbest meslek kazancı elde edip yine bu kapsamda özel sağlık hizmet sunucularında veya vakıf üniversitelerine ait hastanelerde çalışanlar ve tıpta uzmanlığını almış kişiler de 4B kapsamında öncelikli olarak sigortalı sayılırlar. Çalışma ilişkisi hizmet akdi ağır bassa da ek 10. maddeyle getirilen düzenlemeyle sözleşmelerinde 4A'lı olacaklarına dair özel hüküm bulunmadığı sürece bunlar da tıpkı muhtarlar gibi, gelir vergisi mükellefi olanlar gibi, şirket ortakları gibi 4. madde B bendi kapsamında sigortalı sayıldılar. Dediğiniz gibi bugüne kadar ki bildiğimiz ezberleri bozan bir düzenleme oldu. 1219 sayılı kanun doktorların çalışmalarını düzenliyor. 12. maddesi gereğince doktorlar serbest meslek, doktorluk mesleğini serbest meslek olarak da icra edebiliyorlar. Yine doktorlar kamu kurum kuruluşlarında, sosyal güvenlik kurumu ve kamu kurumları ile de sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum kuruluşlarında ve vakıf üniversitelerinde veya kurumda sözleşmesi bulunmayan özel sağlık hizmet sunucularında veya vakıf üniversitelerinde çalışabiliyorlar. Yine doktorlar kamu kurum kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri kurum ve kuruluşlardaki çalışma saatleri dışında ve kurumlarının izniyle 30 saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabiliyorlar. Döner sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak iş yeri hekimliği hizmeti verebiliyor. Tabipler iş yeri hekimliği eğitimi almaksızın, iş yeri hekimliğine dair bir belge olmaksızın ondan az sigortalı çalışan işletmelerde ve bu işletme az tehlikeli bir iş yeri ise burada da iş yeri hekimliği yapabiliyor. Biliyorsunuz 5510 sayılı kanunla 4A, 4B, 4C sigortalılık türleri gelişti. 4A bir hizmet akdiyle bir veya birden fazla işveren emrinde çalışma neticesinde oluşan sigortalılık. 4B biraz evvel de bahsettiğiniz gibi muhtarlarla beraber kendinden ve hesabından bağımsız çalışmaya dayalı bir sigortalılık. Bir de devlet memurları açısından 4C sigortalılığı var. Şimdi bu 3 ayrı sigortalılık statüsü aynı anda bir kişide birleşirse buna ilişkin çözüm 53. madde, 5510 sayılı kanun 53. maddesinde düzenlenmiş. Eğer bu 3 ayrı sigortalılık statüsü aynı anda aynı kişide birleşiyorsa öncelikle C bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alıyoruz. A ve B bendi kapsamındaki sigortalılık çakışıyorsa 1-3-2011'den itibaren A bendi kapsamındaki sigortalılık baskın sigortalılık olarak kabul ediliyor.
Doktorlar açısından 23 Nisan 2015 tarihinden önceki durum neydi? Şimdi özellikle bu düzenlemenin dayanan ben size paylaşmak istiyorum. Birden fazla hekim bir araya gelmek suretiyle bir şirket kuruyorlardı. Özel sağlık hizmet sunucularıyla ve vakıf üniversiteleriyle yaptıkları anlaşmalar neticesinde o hastanede hekimlik hizmeti sunabiliyorlardı. Ama kurumumuzun denetim elemanları fatura mukabilinde yapılan bu iş sebebiyle çalışma ilişkisini kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmadan öte bir hizmet akdine dayalı çalışma olarak gördüğü için oradaki tespitler neticesinde bu kişilerin 4B sigortalısı değil 4A kapsamında sigortalı olmaları gerektiği yönünde raporlar düzenliyordu. Getirilen düzenlemeyle biraz evvel de bahsettiğimiz gibi bu şekilde çalışan hekimler ister şirket ortağı olmak suretiyle ister serbest meslek kazancı elde eden isterse tıpta uzmanlığını almış ama herhangi bir faaliyeti olmayan bir kişi özel hizmet, özel sağlık hizmet sunucularında ve vakıf üniversitelerine ait hastanelerde çalışıyorsa öncelikli olarak 4B'li sayılacaklarına dair bir düzenleme getirildi. Dediğimiz gibi bundan önce 23 Nisan tarihinden önceki uygulamada doktorlar kamu kurum ve kuruluşlarında 4C kapsamında memur olarak memur statüsünde çalışabiliyorlardı. Ayrıca çalışmalarında hizmet aktı unsurunun bulunmadığına göre 4A kapsamında sigortalı veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma varsa 4B kapsamında sigortalı sayılabiliyorlardı. Getirilen düzenlemeyle dediğiniz gibi artık hekimlerin yani şirket ortağı olan hekimlerin serbest meslek kazancı elde eden hekimlerin veya tıpta uzmanlığını almış hekimlerin vakıf üniversitelerine ait hastanelerde ve özel sağlık hizmet sunucularında hizmet sözleşmesiyle çalışmaları halinde sözleşmelerine bakacağız öncelikle. Sözleşmelerinde 4A kapsamında sigortalı olacaklarına dair bir hüküm yoksa öncelikli olarak 4B sigortalısı sayacağız 23 Nisan 2015 tarihinden itibaren. 23 Nisan 2015 tarihinden önce çalışan doktorların 4A kapsamındaki çalışma şartları, koşulları ve hakları 23 Nisan 2015 tarihinden önce korunmuş oldu. Şimdi uygulama nasıl yapılıyor diye baktığımızda bahsettiğim gibi şirket ortaklarından biri, hekim olan biri, özel sağlık hizmet sunucusunda veya birden fazla şirket ortağı olan doktor, özel sağlık hizmet sunucusunda veya vakıf üniversitelerinde hastanede yaptıkları şirketle hastanenin yaptığı sözleşmeye istinaden görev alabiliyorlardı. Sözleşmeye bakıyoruz. Sözleşmede sigortalılık statüsüne dair bir hüküm yoksa, boş bırakılmışsa sözleşmede, biraz evvel de bahsettiğimiz gibi 4B sigortalılığı esas alınacak. 4A kapsamında sigortalı sayılabilmeleri için özel hüküm arayacağız. Özel sağlık hizmet sunucularında serbest meslek makbuzu düzenlemek suretiyle doktor çalışması da mümkün değerli arkadaşlar. Bu durumda SGK'ca özel sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen faturaların ödendiği ve ödenmediği durumlar var. Eğer serbest meslek makbuzu ile yapılan işler nöbetçi hekimlik veya konsültasyon amaçlı yapılmış ise SGK'ca ödeme yapılabiliyor. Bu durumlar yok ise özel sağlık kuruluşunca serbest meslek makbuzu ile çalışan doktorların yaptıkları işlerin karşılıkları, maliye ve tetkikleri sosyal güvenlik kurumunca fatura edilse dahi ödenme gerçekte de fatura edilmemesi gerekiyor. Serbest meslek makbuzu düzenleyen doktorlarla sözleşme yapılmasında SGK ile ek 10. maddenin 2. fıkrası SGK ile sözleşme yapan ya da yapmayan özel sağlık hizmet sunucusu veya vakıf üniversitesi hastanesi ayrımı yapan için serbest meslek icra edip yaptığı sözleşme ile özel sağlık hizmet sunucusunda serbest meslek makbuzu karşılığında aldığı ücretlerle çalışan doktorlar da yine öncelikli olarak 4B sigortalı sayılacak. Sözleşmede özel hüküm varsa 4A sigortalısı kabul edilecekler. Uzmanlığını almış doktorlar da yine aynı şekilde bahsettiğimiz gibi
öncelikle sözleşme hükmünde 4A sigortalısı sayılmışsa 4A sayılacak, yoksa 4B sigortalısı kabul edilecek. Peki hizmet alım sözleşmeleri hangi unsurları içermeli? Biz buna ilişkin bir genel yazı çıkardık. Özellikle özel sağlık hizmet sunucularından gelen talepler doğrultusunda. Yani sigortalık statüsü 4A mı olacak, 4B mi olacak? 4A olursa ücreti nasıl olacak? 4B olursa prim esas kazancı nasıl olacak? Buna ilişkin bir genel yazı düzenledik. Dediğimiz gibi özellikle şirket ortakları açısından 4A kapsamında sigortalılık esas alınmışsa taraflarla prim esas kazancı yapılan sözleşmede mutlaka belirlenmesini istiyoruz değerli arkadaşlar. Ama biz buna ücret demiyoruz. Dikkat ederseniz şirket tüzel kişiliği ile özel sağlık hizmet sunucusu arasında veya vakıf üniversitesi arasında bir hizmet alım sözleşmesi var. Şirket tüzel kişiliği ile hastane arasında yapılmış bir sözleşme. Ama çalışanlar kim? Şirketi oluşturan, şirketin sahibi doktorlar. Buradaki çalışma ilişkisi aslında esasen baktığımızda hizmet hakkı gibi gözükse de ek 10. madde uyarınca 4B kapsamında öncelikli sigortalı sayılıklar için özel hüküm bulunması halinde 4A kapsamında sigortalı sayılabiliyorlar. Ama ücretleri kurma bildirilen prim esas kazançlar ne olur diye soracak olursak sözleşmede özellikle prim esas kazançlarının belirtilmesi gerekiyor. Tabii bunlar da, bu doktorlar da, şirket ortağı olan doktorlar da o işletmede, o sağlık işletmesinde, vakıf üniversitesine ait hastanede çalışan 4A'lı sigortalılar kimse, onlarla beraber kurma 4A kapsamında sigortalı olarak bildirilecekler. Serbest meslek kazancı elde edenler açısından bir nüans farkı var. Doktorun bizzat kendi çalışması, kendi emeği ve sözleşmeyi de bizzat sağlık hizmet sunucusuyla kendisinin yapmış olması sebebiyle aslında serbest meslek kazancında bu işle ilgili elde ettiği kazanç belirtildiğinden yapılan sözleşmede prim esas kazancın belirtilmesinde özellikle serbest meslek kazancına yazılan yani doktor tarafından elde edilen gelirle tespit edilen prim esas kazanç arasında fark olmaması gerekir. Ve prim esas kazanç sınırlarını düzenleyen 82. madde kapsamında alt ve üst sınırlar arasında belirlenmiş bir tutar olması gerekiyor. Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzmanlığı almış kişiler henüz serbest meslekle icra etmiyor. Bir kamu kurum kuruluşuna da tabi çalışmıyor. Şirket ortağı da değil. Bu kişiler de gene hastanelerde özel sağlık hizmet sunucularında ve vakıf üniversitelerine ait hastanelerde çalışabiliyorlar. Bunların aslında yaptıkları sözleşmelerde prim esas kazançları bir nevi ücretleri diye dikkate alabiliriz. Tabii tıpta uzmanlığını almış kişilerle alakalı belirlenen prim esas kazançların ücret ödeme bordrolarında mutlaka gösterilmesi gerekiyor. Bunlardan 4A kapsamında sigortalı sayılmayanlar. Ücret bordrosunda da yer alınacak ama bunlara yaptıkları işler karşılığında ödenen ücretlerin de elbette muhasebeleştirilmesi gerekiyor. Bunlar gelir vergisi mükellefi de olmadığından sizlerin de bildiği gibi özel sağlık hizmet sunucusu veya vakıf üniversitesi bunların adına gider makbuzu veya gider pusulası düzenlemek suretiyle aldıkları ücretlerden vergi kesintisi yapabilecekler ve yapılan gider de böylece muhasebeleştirilebilecek. Şirket ortakları açısından dediğimiz gibi yapılan hizmet alım sözleşmesinde şirketle hastane veya vakıf üniversitesinde yapılan bir sözleşme olduğu için karşılığında şirkete fatura, şirketin fatura ettiği tutar şirkete gelir olarak yansıyor. Bunun dışında orada şirket ortağı olan doktorun çalışması neticesinde ayrıyetten bir ödeme yapılmadığından biraz evvel de bahsettiğimiz gibi prim esas kazanç belirtilmek suretiyle 4A kapsamında bildirimleri yapılacak. Ama bunlarla alakalı ayrıyetten ücret tahakkuk oluşmadığı için ücret bordrosu düzenleme dolayısıyla deftere ücrete ilişkin bir gider yazılması da söz konusu olmayacak arkadaşlar.
özel sağlık kuruluşu açısından EKON kapsamında sayılıp 4A'lı bildirimi yapılan kişiler açısından 4A sigortalılar nasıl teşvik uygulamalarından yararlanıyorsa doktorlar da 4A kapsamında bildirim yapılan doktorlar üzerinden de istihdam teşviklerinden yararlanılması mümkün. Bir de 23 Nisan 2015 tarihinden sonraki durumdan bahsedecek olursak, 23 Nisan 2015 tarihi itibariyle kural değişti dedik. Öncelikle 4B sigortalısı sayıldılar doktorlar, sonra 4A sigortalısı. Eğer 23 Nisan 2015 tarihi itibariyle baktığımızda bunların yaptıkları sözleşmelerde 4A'lı olacaklarına dair bir hüküm yoksa, bu kişilerin 4A kapsamındaki sigortalıklarının işten ayrılış bildirgesiyle sona erdirilmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Yani Nisan 2015 ayını esas aldığımızda eğer eksik çalışma yoksa 22 gün üzerinden bu doktorun, hekimin, tıpta uzmanlığı almış kişinin 22 günlük 4A kapsamında sigortalı bildirimi yapılacak. Geri kalan süreler ise 4B kapsamında sigortalı olacağı için primi doktor tarafından ödenmiş olacak. Tabi uygulamada yasanın bu şekilde çıkacağı bildirim hükümleri tarafından öngörülemediği için işten ayrılış bildirgesi yasal süresi dışında verilse dahi biz buna idari para cezası uygulamayacağız. Yine sonraki aylarda düzeltme amaçlı aylık prim ve hizmet belgesi verildiğinde buna ilişkin de idari para cezası süresinde verilmedi diye idari para cezası uygulanmayacak değerli arkadaşlar. Benim ek 10. maddeyle alakalı sizlere bahsetmek istediğim bunlar. Esra'nın bundan sonra tescil ve hizmet uygulamalarıyla alakalı konulara değinecek. Teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. Sunumlarından dolayı Sayın Savaş Alıç'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Esra Ceylan'ı yerimize davet ediyorum. Hizmet aktiyle çalışanlar daire başkanlığı, şube müdür yardımcısı, Sayın Esra Müdürü var mı? İstanbul'da aslında bir dolu eşya ile geldim ama plastik kimi almadan geldim. O yüzben Gmail'den sunumu indireceğim ikiniz olursa. Arkadaşlar, Esra Hanım'ın sunumu bittikten sonra çok kısa bir ara vereceğiz. Bu arada sorularınızı yazılı olarak hazırlarsanız, hizmet aktiyle çalışanların işlemlerine ilgili, bütün soruları yazılı olarak alacağız. Tamamına bugün dönemesek bile, süremizin yettiği kadar hepsini cevaplayacağız ama tamamına erişemezsek bile isim ve soy isminizin altına internet adresinizi ya da üye numaranızı yazarsanız sorularınıza tekrar dönüş yapılacaktır. Sadece daire başkanlığımız uygulamalarıyla değil, işveren ve teşvik uygulamaları da dahil olmak üzere sorularınızı alabiliriz. Bunu söyleyeyim. Evet. Mail adresini öğrendik. Her zaman bildirimi bekliyorum arkadaşlar. Öncelikli olarak sizler böyle bir ortamda bulunduğum için çok mutlu oldum. Siz bizim işverenlerle birlikte doğal paydaşımızsınız. Her türlü işlerin sizlerle birlikte yürüdüğünü, sizlerin işverenleri doğru bir şekilde yönlendirmeniz halinde işlerin ne kadar kolaylaştığını farkındayız. Bu sunumda mevzuatın çok detay konularına girmeden sizlerinle sıklıkla karşılaştığımız konular üzerine özellikle değinmek istiyorum.
Soru cevap kısmında her türlü konuyu yine sorabilirsiniz. Yaklaşık 23 yıldır kurumda çalışıyorum. 2008 yılında kurumun birleşmesiyle emeklilik kökenliyim, tahsis kökenliyim. Mevzuat uygulamalarında çalıştım yaklaşık 20 yıla yakındır. 2008'de kurumun birleşmesiyle de ben sigortalık tarafını daha çok sevdiğim için o zaman daire başkanımızın adı Sigortalı Tescil Hizmet Daire Başkanlığı'ydı. Orayı tercih ettim. Bu tercihimden dolayı hiç pişman değilim. Çok memnunum. Bu mevzuatın daha güzel, daha kapsamlı olduğunu düşünüyorum. Hiç sıkılmıyorum yaptığım işten. Yaklaşık işte 23 yıldır da devam ediyoruz bu çalışmaya. 52 yaşında da inşallah emekli olacağım. İnşallah. Şimdi daha çok var geldi. Şimdi 5510 sayılı kanun 2008 yılında yürürlüğe girdi. Biliyoruz ki 4A4'leri 4 sigorta türleri var. Bizim açımızdan STT kökenliler açısından kanunu yatırgamadık. Çünkü 506'nın bir kısmı uygulamaları devamı niteliğindeydi. Yine düzenlemeler de vardı. Ama 4A kapsamında, STT kapsamında olan uygulamacılar açısından bizim için devamı niteliğindeydi. Bizim şöyle bir handikapımız oldu. 4B ve 4C kanuna yeniydiler. Onlar uyum sağlamak için gayret gösterdiler. Programları yoktu. Programlarını yaptılar. Biz bu süreçte bizim programlarımız var dedik. Mevzuat geliştirilmesiyle ilgili genel yazı, ikinci mevzuata daha çok ağırlık verdik. Ama baktık ki bizim programlarımız eski versiyon. Dolayısıyla artık daha fazla da kitleye hitap ettiğimiz için 4A sigortalar açısından ve kurumsal olarak birleştiğimiz için sistemin tamamını birbirine görmesi, birbirine entegre olması önem arz ettiğini fark ettik. Ve bundan sonraki çalışmalarımız da bu yönde oldu. Muhasebeci ve mali müşavirlerin bize göndermiş olduğu sorunlar da hep bu yönde inceledik. Tabii bu çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Ne kadar başarılı olduk sizlere anlatacağız. Ne yapmak istediğimizi de ilerleyen zamanda sizlere göstereceğiz. Şimdi 5510 sayılı kanun dedik, hizmet hakkına tabi çalışan sigortalılar. Hizmet hakkına tabi çalışan sigortalı ifadesi 1965 yılından beri var. Bu ifadeden biz bağımlılık, süre, ücret gibi unsurları anlıyoruz. Hizmet hakkında tabi sigortalıkta amaç ne? Bir veya birden fazla işveren yanında çalışmak. Bazı tanımlar eskiden 506 sayılı kanunda yoktu. 5510 sayılı kanunda bu tanımlar da girdi. Örneğin hizmet hakkı tanımı bizim için 4857 sayılı kanundaki iş sözleşmesi ve borçlar kanundaki hizmet hakkı ile ilgili uygulamalar. Tabii hizmet hakkı unsurunu değerlendirirken bu üç unsuru birlikte arıyoruz. Bu üç unsurdan ücret bizim için her zaman bağımlılık ya belirleyici unsur değil. Ücretsiz çalışan kişi de bir hizmet hakkına tabi sigortalı sayabiliyoruz biliyorsunuz. Yine hizmet hakkıyla çalışmanın en önemli unsurlarından bir tanesi fiili çalışma. Fiili çalışmanın zaman içerisinde kayıtlı çalışmadığı halde çalışmış gösterme anlamına geldiğini de ne yazık ki üzülerek de görüyoruz kurum açısından. Özellikle 2008-2006 yılında 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gireceği beklentisiyle insanlar hepimizin de bildiği gibi 18 yaş altı çocuğunu fiili olarak çalışmadığı halde çalışmış göstermişlerdi. Halbuki hizmet hakkı eylemli bir çalışmadır. Orada o işin fiilen yapılması gerekir ve biz bu tarz çalışmaları fiili çalışmaya dayanmadığı sürece kurum olarak iptal ederiz. Bana gelen kişiler genelde Ankara ve genel müdürlük olduğumuz için çok yere dolaşmış, ondan sonra kuruma gelmiş kişiler oluyorlar.
aylık bağlama süreleri geçmiş ya da prim ödenmemiş insanlar oluyorlar zamanında takip etmedikleri için. Peki ben şurada sigortamı gösterirsem diye söyledikleri şey. Ben de onlara diyorum ki hani herkese söyleyin de bunu bana söylemeyin. Çünkü hani benim yaptığım iş bir bizzat oradaki fiili eylemli çalışmaya göre sigortalılık durumunu belirlemekte. Tamam diyorlar sonra. Öylece biz de onlara emekli olacaklarını ya da ne şekilde sigortalılıkları devam ettireceği yönünde bilgi veriyoruz. Fiili çalışma kurumun kontrol ve denetim görevli memurları tarafından tespit ediliyor. Hepimizin de bildiği gibi fiili olmayan çalışmalar sonucunda da tespiti halinde çalışma iptal ediliyor. Ödenmiş prim varsa da kuruma irap kaydediliyor. Uygulamalarımız bu yönde. Bunun dışında kurum olarak son yıllarda fiili olmayan çalışmaların artması nedeniyle yaptığımız bir takım uygulamalar var. Muhasebeciler olduğunuz için siz de bunları yakın olarak bilirsiniz. Sahte, kontrollü ve şüpheli iş yerleriyle ilgili yaklaşık 2012 yılından beri programlarımıza sunulan uygulamalar var. İşte sahte iş yeri nedir? İşte fiili olmayan çalışmasını tespit ettiğimiz işverenin kaydını biz sahte denetim raporu sonucunu sahte olarak girip sistemde takip ediyoruz. Kontrollü iş yeri bizim için nedir? Kontrollü iş yeri de iş yeri tescili yapılmış ama kurma sürekli ek belge vermiş, hiç prim ödememiş, son derece fazla sigortalı işe giriş bildirgesi yapmış, hiç prim ödememiş sigortalıları elektronik ortamda takip ettiğimiz ve kod koyduğumuz bir uygulamadır. Bu sahte ve şüpheli iş yerlerinden e-bildirge sözleşmesini de iptal ediyoruz biliyorsunuz. E-bildirge sözleşmesini iptal ettiğimiz zaman da denetim sonuçlanıncaya kadar özellikle kontrollü iş yerlerinde denetim sonuçlanıncaya kadar bildirim yapılmasına da izin vermiyoruz. Üzülerek söylüyorum ki kontrollü iş yerlerinde çoğu sahteye dönüşen iş yerleri oluyor. Bunun dışında şüpheli gördüğümüz iş yerleri var. Hani okyanus tertemizdir de bir tane hata yaparsınız, bütün bir şecerinizi karalarsınız gibi şüpheli uygulamamızda ne yazık ki. Eğer o kişinin daha önceden sahte bir iş yeri var ise muhtemelen daha sonra açtığı iş yerlerinde ki çalışmaları da muhtemel şüpheli gözüyle baktığımız için bunlara da şüpheli kodu koyuyoruz. Ama şüpheli iş yerlerinin e-bildirge şifresini iptal etmiyoruz. Bildirim yapılmaya devam ediyor ama bunlarla da ilgili denetim yapıyoruz. Bu uygulamaları neden anlatıyorum? Aslında 2012 yılından beri varlar ama biz hizmet dairesi olarak bu şekilde çalışan sigortalıları yeni görünür hale getirdik. Kişi hizmet dökümüne girdiği zaman hangi iş yerlerinde çalıştığı, sahte kontrollü ve şüpheli iş yerlerinde çalışıp çalışmadığını da görebiliyor. Bu neyi etkiliyor? Eğer kişinin sahte ve kontrollü iş yerlerinde çalışması varsa ki sahte iş yerlerindeki çalışması zaten iptal edilmiş bir çalışmadır. Kontrollü iş yerlerindeki çalışması denetim sonucunda iptal edilecek bir çalışmadır. Şüpheli iş yerinde denetim sonunda yapılacak bir çalışmadır. Sadece şüpheli iş yerlerindeki bildirimleri, hizmet bildirimlerine esas alıyoruz. Sahte ve kontrolüdeki denetim raporu sonuçlandırıncaya kadar hizmet bildirimi, buna bağlı borçlanma işlemleri ve aylık bağlanması ile sağlık yardımı verilmesine engel oluyoruz. Bunu söylemek isterim. Bunun dışında 5510 sayılı kanunda sigortalılık 4. maddede tanımlanmış 4A, 4B ve 4C sigortalılığı olarak. 4. maddenin 2. fıkrasında da hizmet hakkına tabi olmamakla birlikte hizmet hakkına tabi olanlar için yapılan düzenlemeler var. Ben bunların burada çok detaylarına girmeyeceğim ama sorularınız olursa bunlarla ilgili detaylı açıklamalar da yapabilirim. Bizim açımızdan önemli gördüğüm 657 sayılı kanunun 4B, 4C ve 4D'sine tabi olan kişiler de 5510 sayılı kanunun 4A bendine tabi olan kişiler. Siz bana soru sormadan önce ben size sorayım. Kamuya muhasebecilik hizmeti veren arkadaşlarımız var mı aramızda? Evet.
Tamam o zaman. Kamu ile ilgili kısımları çok daha kısa geçeceğiz. Bunun dışında gemi adamları ile ilgili mevzuatta İstanbul her tarafı deniz olması açısından önemli gördüğüm ve her zaman için sorulardan bir tanesi. Biliyorsunuz gemi adamları ile ilgili mevzuatı incelerken geminin bayrağı neredeyse biz o ülkenin sosyal güvenlik mevzuatını uyguluyoruz. Eğer gemi bayrağı yabancı bir ülkenin bandırasıysa o ülke mevzuatı uygulanıyor. Yabancı uyrukları biraz sonra anlatınca daha detaylı kısımlarını anlatacağım. Bizim gemi adamları ile ilgili uyguladığımız ekstra bir uygulamamız var. Biliyorsunuz 5. maddenin G bendi kapsamında bazı sigorta kollarının düzenlendiği uygulamamız o da. 5. maddenin G bendi kapsamında sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerden iş alan işverenlerle ilgili bir uygulamamız var. Gemi ile ilgili uygulamayı da biz yine bu benzeri yaptık. Eğer sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan büyük bir gemide, transatlantikte atıyorum, bir işveren eğer onun restoranına ya da başka bir kısmını almışsa işletmek üzere, burada çalıştırdığı kişileri de biz 5G kapsamına sokuyoruz. Çok az bilinen bir konu olması nedeniyle bunu da özellikle açıklamak istedim. Bir de yabancı bayraklı yatlar arkadaşlar. Yabancı bayraklı yatlarda da yine her ne kadar bayrak mevzuatı gemiler için uygulansa da yat mevzuatı o şekilde değil. Türkiye'ye kışlamak üzere gelinen yatlar gümrük mevzuatına tabi oluyorlar. Gümrük mevzuatına tabi oldukları süreç içerisinde de gümrük genel tebliği kapsamında da sigortalı çalıştırılabiliyorlar. Dolayısıyla bunların iş yeri ve sigortalı tescili de yapılabiliyor. Önemli gördüğüm konulardan bir tanesi de vazife malulü sigortalılarla ilgili mağdur olan bir kesim olması nedeniyle her katıldığım toplantıda bunu anlatıyorum. Vazife malulüyle ilgili uygulamamız daha önce bizim 506 sayılı kanunda vardı. Ve orada vazife ve görev malulü olan kişi 4A ya da 506 sayılı kanun kapsamında çalışıyorsa sosyal güvenlik destek primine tabi oluyordu. Müracaatı halinde de takip eden ay başından itibaren uzun vade sigorta primi alıyorduk biz bunlardan. İşte sosyal güvenlik destek primi %30, uzun vadede %20 olmak üzere %50. 1.12.2008 tarihinden itibaren bunlar arkadaşlar 5. maddenin C bendine tabi sigortalılar oldular ve bunlarla ilgili mevzuatta iş kazası meslek hastalığı sigortası yönünden sigortalı oldular. Uzun vade sigortalılığı bunların yine taleplerine bırakıldı. Burada şöyle bir handikapla karşılaşıyoruz. Genelde işverenler bunların hangi sigorta kollarına tabi olduğunu bilmedikleri için tüm sigorta kollarına tabi prim ödeniyor. Bunlar hakkında. Halbuki 1.12.2008 öncesi SGDP açısından, sosyal güvenlik destek primi açısından zorunlular. Bu şekilde hesaplayınca uzun vade primi, toplam sosyal güvenlik destek primi ve uzun vade primini karşılamıyor. İşverenler de genelde kamu işvereni oldukları için bunların geriye dönük primlerini ödemek istemiyorlar. Biliyorsunuz kamuda kişiye bu işi yapan kişiye tazmin ediliyor yapılan hatalar. Dolayısıyla biz burada bu kişiler açısından mağduriyet yaşanıyor. Uzun vade yönünden bunların ikinci bir defa emekli olma hakları da devam ediyor. Bunu söylemek isterim. Bir de arkadaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor faaliyetlerinde görev alan kişiler var. Bu da 5510 sayılı kanunun 6. maddesi. Aslında bunlar sigortalı sayılmıyorlar. Neden? Kimler sigortalı sayılmıyor? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetlerinde, Spor Genel Müdürlüğü, Bağımsız Federasyonların faaliyetlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca görevlendiriliyorsa ve bu işler süreklilik arz etmiyorsa hakem, yan hakem, işte sağ hakemi gibi kişiler bizim açımızdan sigortalı sayılmıyorlar. Buradaki en önemli ayrım, eğer kişi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir kişi ise biz bunu sigortalı saymıyoruz. Ama onun dışında özel, işte belediye olsun ya da başka şirketler tarafından görevlendirilen kişilerse bunları hizmet akdine tabi sigortalı sayıyoruz. Veya emekliler ise aylıklarını da kesiyoruz.
kamu işlerinde çalışırlarsa, özel sektörde çalışırlarsa 4A kapsamında tercihlerine bağlı olarak değerlendirme yapıyoruz. Şimdi bizim eğitimimizin ana konusu sigortanın işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi uygulamaları, aile prim hizmet belgesiyle ilgili yapılan işlemler, mutabakatsız kayıtların düzeltilmesi. İşverenler açısından bizim en önemli gördüğümüz uygulamalar iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, aile prim hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgesi. Şimdiye kadarki eğitimlerde işverencilerle birlikte olduğumuzu düşünüyorum. Onlar prim toplama yönüyle oldukları için daha farklı boyutlarını anlatmışlardır. Biz sigortacılık yönüyle gittiğimiz için biliyorsunuz iş yeri kavramı da sigortalılıkla başlıyor. Eğer orada sigortalı hizmet akdi unsuru yoksa biz iş yeri tescili de zaten yapmıyoruz. Sigortalı çalışmak için de kişinin çalışmaya, mesleki eğitime ve staja başladığı tarihte hizmet akdi ilişkisi başlıyor bizim açımızdan. Ve kanundaki istisnalar dışında sigortalının işe başlamadan önce bildirimi esas. Biliyorsunuz 506 sayılı kanunda 99 yılında sigortalı işe giriş bildirgesinin bir ay içerisinde bildirilmesi gerekiyordu. Ama yapılan denetimlerde işveren hep işte bugün başladı, bu sigortalı bugün başladı dediği için kurumca gerekli incelemelerin yapılmasında güçlük çekiyordu. O yüzden biz sigortalılığı işe başlatmadan önce bildirimini 99 yılından beri esas olarak değerlendiriyoruz. Bunun dışında özellik arz eden sektörler var. İnşaat sektörü, balıkçılık ve tarım sektörü. Balıkçılık ve tarım yeni girdi biliyorsunuz. Burada aynı gün işe başlanılması halinde yasal süresinde bildirilmiş olarak değerlendiriliyor. İlk defa kanun kapsamına alınan iş yerlerinde bildirim süresi hepimizin bildiği üzere bir ay. Bir aylık sürenin tespitini biz ne şekilde yapıyoruz? İşte bugün ayın 30'u, 30-11-2015 tarihi itibariyle kanun kapsamına alınmışsa 30-12-2015 tarihine kadarki süre bizim için bir aylık süredir. Bu bir aylık süre içerisinde kişi bir kişiyle bildirebilir, 10 kişiyle bildirebilir. Sadece bildirdiği sigortalılardan en az bir tanesinin işe başlama tarihinin 30-11-2015 tarihi olmasını istiyoruz. Bu tarihler arasında işte bir kişi 30-11'de başlatır, 5 kişiyi işte 10 Aralık'ta başlatır, 15 kişiyi 20 Aralık'ta başlatır. Bunların hepsinin süresi 30-12-2015 tarihinde sona erer. Tabi 30-12 hafta sonu tarihine gelmez ise. Geçmiş uygulamamız bu şekilde değildi 506 zamanında. Bir aylık süre içerisinde o gün itibariyle bildirim yapılmışsa diğer sigortalıların da aynı tarih itibariyle bildirimini istiyorduk. Dolayısıyla bu işverenler açısından sıkıntı yaşatıyordu ve o bir aylık sürede gereksiz yere işverenlere idari para cezasına mağdur bırakıyorduk. Bu uygulamada sadece en az bir sigortanın kanun kapsam alınış tarihinde başlatılması, diğer sigortalıların bir aylık süre içerisinde peyderpey başlatılması yönüyle daha yumuşak bir geçiş yapmış olduk. Bir de bize yine yoğun olarak gelen sorulardan bir tanesi de şuydu. İşte işveren iş yeri bildirgesine 10 sigortalı yazmış, 1 sigortalı başlatmış. 9 sigortalıdan dolayı idari para cezası uygulayacak mıyım? Hayır, öyle bir uygulamamız yok. Hangi sigortalıyı başlatmışsa bizim için o geçerli. İş yeri tescilindeki sigortalı sayısına göre bakarak idari para cezasını hiçbir zaman uygulamadık arkadaşlar. Ülke bunu genelgelerimizde, genel yazılarımızda da müferit eğitimlerimizde hep açıkladık. Yabancı ülkelerde sefer esnasında işe alınan sigortalıların da yine işe başlama süresi bir ay. Aslında elektronik ortamın bu kadar geniş olduğu ortamda bu bildirim dünyanın her yerinden her zaman yapılabilir. Ama sefer esnasında işe alınan kişilerin bildirim süresiyle ilgili kanunda da yine bir aylık bir süremiz mevcut. Kamu iş yerlerinde
İşe başlayan sigortalar için, işsizlik sigortasına tabi olan sigortalar için bildirim süremiz bir ay arkadaşlar. İşsizlik sigortası bildirimi de biliyorsunuz aylık prim hizmet belgesinde 13 numaralı belge türüyle yapılan bir bildirim. Kamuyla ilgili kısımları geçiyorum. Bunun dışında 5510 sayılı kanunda arkadaşlar 100. maddede kurum işverenlerden her türlü bildirimi elektronik ortamda isteyebiliyor ve bunu zorunlu olarak tutabiliyor. Bu alınan bilgi ve belgeler de resmi belge olarak kullanılabiliyor. Biz bu hüküm nedeniyle işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ve işten ayrılış bildirgesini son dönemlerde de iş yeri bildirgesini elektronik ortamda alabiliyoruz. Hatta 4A sigortalılarla ilgili her şeyi elektronik ortamda yapabiliyoruz. Bunu yapmamız için, yapabilmemiz için de mutlaka işverenle aramızda bir e-bildirge sözleşmesinin olması gerekiyor. E-bildirge sözleşmesi bizim açımızdan çok önemli bir bildirge. Biliyorsunuz biz 2006 yılında e-bildirge uygulamalarına geçtik. Tabii o tarihte bize çok yabancıydı. Şimdi uygulama oturdu. Oturdukça bu elektronik ortamda yapılan uyuşmazlıklarla ilgili de davalar artmaya başladı. Burada bizim için önemli olan kısımları size ekrana yansıtıyorum. Burada kurumca alınan belgeler esas, mahkemelere sunduğumuz belgelerde, işverenle yaptığımız sözleşmelerde sizler de bunu peşinen kabul ediyorsunuz ve kurumca alınan bilgi belgeyi de esas olarak kabul edip sunuyoruz biz mahkemelere ya da sizlere. 2004 yılında aylık prim hizmet belgesi uygulamasına geçtik. O tarihte zorunlu sigortalı 8 ve daha fazla sigortalı çalıştıran kişiler için zorunluydu. Yıllar içerisinde bu sayıyı azalttık. En son 2009 yılı Ekim ayında sigortalı sayısı aranmaksızın aylık prim hizmet belgesini internet üzerinden zorunlu olarak almaya başladık. 2008 yılında kurum birleşince biz de 4A açısından işe giriş bildirgesini 2006 yılında işverenleri zorunluluğu esasına bırakmadan elektronik ortamda almaya başlamıştık. 2006 ile 2008 yılı içerisinde de bu uygulama işverenler açısından genişlemişti. Ve biz de kurumu tek çatı altına aldıktan sonraki yaptığımız ilk uygulama VİTEBLİ ile işe giriş bildirgesini zorunlu olarak e-sigorta yoluyla almaya başladık. İşte 1-11-2008 tarihinden itibaren tekrar işe giriş bildirgesini, 1-12-2008 tarihinden sonra da ilk işe giriş bildirgesini internet üzerinden zorunlu olarak almaya başladık. İnternet yasal sürelerin hepsini biraz önce saydım. Kurum olarak biz 100. madde kapsamında bunu zorunlu tutunca yasal süresinde kağıt olan ortamında verilen bildirgeyi biliyorsunuz almıyoruz. Alsak bile idari para cezası uyguluyoruz yasal süresinde vermiş olsanız bile. Peki yasal süresi içinde verdiğiniz ve bizim istisnai olarak idari para cezası uygulamadığımız durumlar var. Bu da nedir? Yabancı uyruklu sigortalılardan uyruk numarası almamış olanlar. Biliyorsunuz ülkemize gelen yabancı uyruklu kişilere yabancı uyruk numarası veriliyor nüfuslu vatandaş kişileri tarafından. Yabancı uyruklarla ilgili mevzuat biraz sonra anlatacağım zaman daha detaylı anlatacağım. Yabancı uyruklu sigortalı eğer işe başlatılacaksa ve işe başlatıldığı tarih itibariyle yabancı uyruk numarası verilmemişse biz bunun işe giriş bildirgesini kurum olarak yasal süresinde alabiliyoruz. Bunda herhangi bir şeyimiz yok. Belki kağıt ortamında verildi diye de idari para cezası uygulamıyoruz. Kendi iş yerinden bildirilecek nitelikte hizmeti olanlar, bunu da biraz sonra açıklayacağım. 2014 yılı Aralık ayında işe giriş bildirgesi programlarına bir kontrol koyduk. Vergi mükellefi olan işverenlerin kendi iş yerinden bildirmelerine imkan vermiyoruz biliyorsunuz. Tabii bu uygulama Mersis olunca şirket ortakları için de daha genişleyecek
esnaflar içerisinde genişleyecek. Şu anda vergi mükellefi olan kayıtlar üzerinde bunu yapabiliyoruz sadece. Eğer kendi şirketinden ortaklığı var ise biz kişinin bildirimini elektronik ortamda almıyoruz arkadaşlar. Ama bazı durumlar var. O durumlarda kişilerin sigortalı, 4A kapsamında sigortalı olabilmesine imkan sağladığımız için bu bilgi belgeleri işe giriş bildirgesinin ekine ekleyip kuruma yine yasal süresinde vermesi halinde işe giriş bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle de idari para cezası uygulamıyoruz. SGK'da bilgi işlem sisteminin devre dışı kalması, yine 100. madde kapsamında elektronik ortamda SGK sisteminin devre dışı kalmasında da biz işe giriş bildirgesini biliyorsunuz 5 gün uzatabiliyoruz. Bunu da duyuruyoruz sizlere. Bu süreç içerisinde kağıt ortamında verdiğiniz bildirimlerden dolayı da sizleri herhangi bir cezaya maruz bırakmıyoruz. Kağıt ortamında verilmeyle ilgili usulümüz arkadaşlar, adi posta yoluyla ya da kuruma doğrudan yapılan bildirimlerde kuruma intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT ile yapılan başvurularda da postaya verildiği tarih. Burada alapost ve kargo özellikle vurgulamak isterim. Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde bir değişiklik yapmak üzereyiz. Hukuk müşavirimize sunduk. Yaklaşık bir 7-8 aydır da bununla ilgili çalışıyoruz. O uygulamamızda alapost ve kargoyu da yönetmeliğe sokarak buraya verilen bildirimlere de kuruma veriliş tarihi olarak kabul edeceğiz. Tabii ki her türlü bildirimde, sadece işe giriş ve işten ayrılış açısından değil. Bunun dışında arkadaşlar mali tatil uygulaması var. 2007'de 5604 sayılı kanunla yürürlüğe girdi biliyorsunuz. Her yılın 1 Temmuz ve 20 Temmuz arası mali tatil. İşte 20 Temmuz'un son günü ise yani bunu tabii siz tereciye tere satmak gibi oluyor sonuçta. 20 Temmuz son güne geliyorsa işte 7 gün daha uzatılıyor. Biz kurum olarak 27 gün olarak değerlendiriyoruz. 20 Temmuz'un tatil olup olmadığına bakmadan mali tatilin ilk gününün hafta sonuna veya da resmi tatile gelmesi halinde mali tatilde biliyorsunuz takip eden ilk iş günü olarak başlıyor. Yıllar içinde mali tatil günlerimizde bu şekilde oldu. Mali tatilin işte geçtiğimiz bu yıl ve bu yıl bayrama gelmesi nedeniyle Temmuz ayının tamamı mali tatil gibi de olmuş oldu. Bu mali tatil süresince verilen işe giriş bildirgeleri ve işten ayrılış bildirgeleri nedeniyle herhangi bir idari para cezası da uygulamıyoruz. Bunun dışında demin de anlattığım gibi bilgi işlem sisteminin devre dışı kalması da bizim 2008 yılından beri çok sık yaşamamakla birlikte yaşadığımız bir durum. Bu durumda kurum hizmet sunumu genel müdürlüğü tarafından tutanakla tespit ediliyor arkadaşlar. Bu tutanak bize geldiği tarih itibariyle sistemdeki sorun giderilmiş oluyor. Biz de bu tarihe bakıp 5 iş günü uzatabiliyoruz uygulamayı. 5 iş günü programlarımıza gerekli kontrolleri koyuyoruz. 5 iş günü içerisinde verilmesi halinde yine idari para cezası uygulamıyor işe giriş bildirgesi açısından. Burada yine önemli bir durum var. Kurumun hizmet sunumu işleminin devre dışı kalmış olması gerekiyor. Yani Türkiye genelinde bir aksaklık olması gerekiyor. Lokal aksaklık ya da iş yerinin o andaki aksaklığı bizim konumuz içerisinde değerlendirilmiyor. Şimdiye kadar nüfus ve vatandaşlık işleri sistemine doğrudan ulaşamadığımız için bir kere kapattık. Onun dışındaki uygulamalarda hep sistem tarafından uygulamalarda sistem değişikliği olması nedeniyle sisteme ulaşamadı işverenler. Ama kimlik paylaşım sistemi nedeniyle bir kez kapattık. Onun dışındaki uygulamalarda da dediğim şekilde kapatıldı. Biz bu işlemi size internetten duyuruyoruz. İl müdürlüklerimize de genel yazıyla bunu söylüyoruz. Sisteme idari para cezası uygulanmamasına ilişkin kontrol konulana kadar ki geçen sürede eğer sizlere yanlışlıkla idari para cezası uygulamışsak üniteler bunu kaldırsın diye özellikle ünitelerimize de genel yazıyla biz bunları duyuruyoruz.
Yine hepimizin bildiği uygulama 6100 sayılı hukuk usulü muhakemeleri kanunu gereğince işte hafta sonuna denk gelmesi halinde süre uzamış sayılıyor. Ve hafta sonuna denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü yapılan bildirimler de süresi içerisinde yapılmış sayılıyor. İşe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesi açısından ve iş yeri bildirgesi açısından 2009'da yapılan yine önemli bir uygulamada demin Yahya Bey'in söylediği gibi bürokratik işlemlerin azaltılması ile ilgili olarak belgelerin tekleştirilmesi. İşte 1.8.2009 tarihi itibariyle yapıldı bu. O zamana kadar işverenle olarak Çalışma Bakanlığı'na ve İşbüro ayrı ayrı yükümlülükler vardı. İşte her ay işçi bildirim listesi veriliyordu Çalışma Bakanlığı'na. Bölge müdürlüklerine iş yeri bildirimi yapılıyordu. İşçi çıkış bildirimi yapılıyordu. Yine işsizlik ödeneği alabilmesi için Çalışma Bakanlığı'na işten ayrılış bildirimi yapılıyordu. Bu bildirimlerin hepsi 1.8.2009 tarihi itibariyle kaldırıldı. Buna ilişkin olarak istenen, diğer kurumlar için istenen bilgi ve belgeler de işe giriş ve işten ayrılış bildirgesine taşındı arkadaşlar. Dolayısıyla işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi sadece bizler için önemli bir belge değil. Aynı zamanda Çalışma Bakanlığı ve özellikle İşkur'un işsizlik ödeneği ödenmesindeki en önemli belgelerden bir tanesi oldu. Sigortalının işe başlamasıyla ilgili olarak bizim yine en fazla karşılaştığımız konulardan bir tanesi de sigorta uygulamaları açısından sigortanın işe başladığı tarih ve sigortalılık kodunun değişikliğiyle ilgili işlemler ya da bildirgenin iptal edilmesiyle ilgili işlemler. Biliyorsunuz ki siz işe başladığınız sigortalı ile ilgili işlemleri aynı gün silebiliyorsunuz. Ama sigortalı işe başlamamış olabiliyor zaman içerisinde, o gün içerisinde, bir gün önce bildiriyorsunuz. Ertesi gün sigortalı işe başlamamış olabiliyor. Bununla ilgili olarak da şu anda yaptığınız şey, il müdürlüklerine giderek eğer o bir gün müdürlüğe geçirmişseniz, işte Esra Ceyhun'u ben işe başlatmak için işe giriş bildirgesini verdim ama çalışmadı. Dolayısıyla bu çalışmanın iptal edilmesini istiyorum dediğiniz anda biz ünite olarak kişinin bildirmiş olduğunuz işe giriş bildirgesini siliyoruz. Tabii bu işlemi yapmak bizim için de sizin için de külfet oluyor. Hatta bununla ilgili farklı yollar da üretildi. Biraz sonra onları da açıklayacağım. Biz sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde şöyle bir değişiklik yapıyoruz önümüzdeki günlerde. İşe giriş bildirgesini takip eden ilk iş günü de vermesi halinde bu bildirgeyi silebileceksiniz. Dolayısıyla bizim il müdürlüklerimize gitmeniz gerek kalmadan her türlü silme işlemini yapabileceksiniz. Bunun dışında işe giriş bildirgesi bizim için önemli bir alan demiştik. İşte meslek adı, meslek kodu, görev kodu, Çalışma Bakanlığı iş kolu kodu alanları var. Bu alanları her zaman için sizler düzeltebiliyorsunuz. İşe giriş bildirgesini verdiniz. İşe giriş bildirgesini verdikten sonra sigortalı meslek kodunu düzeltmeniz gerekiyor. Meslek kodunu programın güncelleme kısmından gidip düzeltebiliyorsunuz. Tabii meslek kodu değişikliği başka şeyleri de etkiliyor. Örneğin teşvikten yararlanması gerekiyorsa bir kişinin aylık prim ve hizmet belgesinde de geriye dönük meslek koduyla ilgili düzeltme yapılması gerekiyor. Bunu da önümüzdeki dönemler içerisinde aylık prim ve hizmet belgesinde meslek kodu alanı değişikliği yaparak yine üniteye müracaat etmeniz halinde bu şekilde de düzeltme yapmanıza imkan vereceğiz. Şimdi biz kurum olarak istiyoruz ki işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi işe giriş bildirgesini ve işten ayrılış bildirgesini görsün. Tahakkuku otomatikman ona göre oluştursun. Çok uzun süredir de bunun için çalışıyoruz. Ancak biraz önce de belirttiğim gibi biz kurum olarak 2008'de yaptığımız çalışmalarda bilgisayar programları değil de daha çok mevzuat ağırlıklı çalıştık. Programlarımız vardı ama şimdi artık kurumsal yapı açısından bu tarz
ortak entegrasyonlar yapıp bu kayıtların birbirini görür hale getirmesini istiyoruz. Ama kurumsal veri tabanımız çok büyük ve sadece 4A sigortalıları yok. 4B ve 4C sigortalıları da var. Dolayısıyla bu sistem içerisinde aylık prim ve hizmet belgesinin de işe giriş ve işten ayrış bildirgesini görmesiyle ilgili çalışmalara inşallah önümüzdeki yıllar içerisinde hep birlikte görürüz diye düşünüyoruz. Bizim açımızdan işverenlerin en sık yaptığı hatalardan bir tanesi de işe gir iş yeri numarasına yanlış verilmesi durumunda. İşte ben muhasebeciyim mesela, elimde 10 tane iş yerinin bildirge şifresi var ve Esra Cey bunu A iş yerinden çıkış yapacağıma yanlışlıkla B iş yerinden çıkış yapmışım. Bu tür durumlarda arkadaşlar ya da işe giriş yapacağıma A iş yerinden yapacağıma B iş yerinden yapmışım. Bu tür durumlarda iş yeri numarasının değiştirilmesi idari para cezasını gerektirmiyor. Kuruma yazılı olarak müracaat edilmesi halinde biz iş yeri numarasını güncelleyebiliyoruz. Bu da hani çok fazla bilinmeyen konulardan bir tanesi. İşe giriş bildirgesinde yanlış kişinin TC'sinin bildirilmesi, hepimizin işi yoğun, zaman zaman karşılaştığımız konulardan bir tanesi, aynı hanedeki başka bir kişinin işe girişi ya da aynı iş yerinde benzer isimli bir kişinin işe giriş bildirgesi yapılabiliyor. Bu durumda da yeni işe giriş bildirgesi düzenlemesini istemiyoruz işverenden. Bize bunları kanıtlayıcı belge sunmaları halinde önceki işe giriş bildirgesinde verilen kaydı iptal edip yeni sigortalı için aynı tarihli işe giriş bildirimini biz oluşturabiliyoruz. Tabii ki işverenin sunduğu kanıtlayıcı belgeler, sigortalı beyanları var ise bunlar bizim yapacağımız işlemi kısa sürede yapmamızı sağlayacak konular. Yine sigortalının işe başlamaması durumunda demin de söylediğim gibi eğer sigortalı kendini 30 gün içinde bildirmemişse de biliyorsunuz sigortalı bildirim belgesi diye bir uygulamamız var. 99 yılından beri var. Sigortalının hak ve mülkiyetleri açısından önemli bir bildirim olduğunu düşünüyorum ama sigortalılarımızın da çok fazla kullanmadığını gördüğümüz bu uygulama. Eğer işveren sigortalıyı çalıştırmadığını beyan ediyorsa bunu siliyoruz. Ama silerken de sigortalının kendisini bildirim belgesiyle bildirip bildirmediğini de kontrol ediyoruz. İşe giriş bildirgesini veriyorsunuz bize. İşe giriş bildirgesindeki işe giriş tarihinde hatalı olduğunun ilgili de iddia ediliyor. İddiası oluyor zaman zaman işverenler tarafından. Bu durumda da yine işverenin beyanına itibar ederek gerçekten o sigortalı o tarihte başlamışsa işe giriş bildirgesindeki işe giriş tarihini düzeltebiliyoruz denetime göndermeden. Bize kanıtlayıcı belge sunulması halinde sonradan düzenlenebilir nitelikte olmayan kanıtlayıcı belge sunulması halinde bu düzeltmeleri her zaman için yapabiliyoruz. Son dönemlerden çok sorulan konulardan bir tanesi de barkodlu işe giriş bildirgesinin kurum kayıtlarında görülmemesi arkadaşlar. Demin e-bildirge sözleşmesinden özellikle bahsettim. E-bildirge sözleşmesinde kurum kayıtlarını biz esas alıyoruz dedim. Eğer barkodlu çıktı neden gözükmez bizim sistemimizde? Kurumun internet sitesine doğrudan bağlanmamışsınız. Paket program aracılığıyla bağlanmışsınız. E-bildirge şifresini aynı anda birkaç ekrandan açmışsınız. Yine kurumsal firmaların SGK internet sitesine doğrudan bağlanmak yerine kendi bağlantılarında bağlanması nedeniyle ki durumlarla bağlanılması halinde kayıtlar her ne kadar bize verilmiş gibi gözükse de bizim kurumumuzun sisteminde gözükmüyor. Gözükmediği sürece de biz bu belgelerin yok hükmünde görüyoruz. Verilmemiş olarak değerlendiriyoruz ve hiçbir şekilde bu kayıtlara da ulaşamıyoruz.
sizlerin ya da işverenlerin göndermiş oldukları yazıları yaklaşık 1,5-2 yıldır Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü inceliyor ve bu tabloyla bize bilgi verdi. Dolayısıyla bu kayıtlar bizim sistemde görünmezse işe giriş bildirgesi, keza işte maliş bildirgesi de yok hükmündedir. Siz haklı olarak bize diyeceksiniz ki tamam, o zaman gözükmüyorsa ben sildiğim kaydı ya da göremiyorsam bu kaydın kuruma nasıl verilmediğini nasıl bileceğim? Önümüzdeki günler içerisinde arkadaşlar bu tarz kayıtları eğer kuruma vermişseniz sorgulama yaparak kuruma verip vermediğinizi tespit edebileceksiniz. Yine yaygın olarak gördüğümüz uygulamalardan bir tanesi de işe giriş bildirgesi verildiği gün silinen kayıtlar. Bu çok var. İşe giriş bildirgesi verilmiş, barkodlu çıktısı alınmış ve incelediğimiz zaman sistemde gerçekten var ama aynı gün silinmiş olan kayıtlar. İşte işveren bize geliyor, diyor ki ben işte verdim işe giriş bildirgesini diyor. Evet, gerçekten verilmiş ama aynı günde silinmiş olan kayıtlar. İşte kurumda gözükmeyen, yani kuruma verilmeyen kayıtlarla işverenin aynı gün sildiği kayıtları sizlere çok yakın bir zamanda göstereceğiz. Bununla ilgili çalışmayı da uzun süredir yürütüyoruz. İnşallah bu sene içerisinde ya da önümüzdeki senenin ilk aylarında sizler de verdiğiniz, sildiğiniz ya da görmek istediğiniz tüm kayıtları görebileceksiniz. İşten ayrılış da arkadaşlar biliyorsunuz 5510 sayılı kanunla sosyal güvenlik mevzuatına girdi 4A sigortalıları açısından. Daha önce 65 yılından önce 6900 ve 5417 sayılı kanunlar da vardı, işten ayrılış beyannamesi diye ufak penur bir kağıttı. O kadar yaşlı değilim ama dosyalardan dolayı biliyorum. O uygulama 1.12.008 tarihinden sonra yeniden geldi. Bizim için işten ayrılış bildirgesi önemli bir belge. 1.8.2009 tarihinden itibaren de aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte prim belgesi niteliğini taşıyan bir belge. Aynı zamanda işsizlik ödeneğine tabi sigortalar için de biliyorsunuz son 4 aya bakılarak işsizlik ödeneği ödeniyor. Sigortanın işten çıktığı ay ve bir önceki ay bilgileri işten ayrılış bildirgesinden bakılarak işlem yapılıyor. İşten ayrılış bildirgesinin de kuruma 10 gün içinde verilmesi gerekiyor. Kanunda en geç 10 gün ifadesi var. Biz işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün olarak bunu değerlendiriyoruz. Uygulamalarımızda, yönetmeliğimizde, tebliğde de 10 günlük süreyi bu şekilde belirledik. 1.8.2009 tarihine kadar işten ayrılış bildirgesinin verilmemesi halinde herhangi bir ceza uygulanmadı. 1.8.2009 tarihinde bu belgelerin birleştirilmesi nedeniyle önemlilik arz etti işten ayrılış bildirgesi. Dolayısıyla biz işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uyguladık. İşverenler tarafından en çok hatalı yapılan uygulamalardan bir tanesi sigortalı hesap fişinin işten ayrılış bildirgesiyle karıştırılması. Sigortalı hesap fişi uygulamalarını arkadaşlar biz aylık bağlama işlemlerinde kullanıyorduk 1.12.2008 tarihinden önce. Biliyorsunuz 2004'ten önce de 4 aylık sigorta primleri bodrosu vardı ve bodronu verilme süresinde kişi emekli olursa işveren sigortalı hesap fişi düzenliyordu ve oradaki kazançlara bakarak aylık bağlanıyordu. Aylık prim ve hizmet belgesine geçince bu her ne kadar azalmış olsa bile sigortanın çalıştığı ayın kazancı hep sigortalı hesap fişinden bakılarak yapıldı. Ama 1.12.2008 tarihi itibariyle işten ayrılış bildirgesi uygulaması gelince aylık prim ve hizmet belgesi uygulamamızdan kaldırıldı. Şu anda sadece kısa vade uygulamalarında kişinin son ayki işe giren sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kısa vade uygulamalarında kullanılan bir uygulama. İşten ayrılış bildirgesi yerine hiçbir şekilde geçmez sigortalı hesap fişi. İşten ayrılıp tahsis talebinde bulunan bir sigortalı için mutlaka işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gerekir. Sigortalı hesap fişinin sigortalılık açısından herhangi bir müeyyidesi yoktur. İşveren aleyhine bir durum yaratır.
Bunun dışında işten ayrılış bildirgelerinin arkadaşlar 4857 sayılı kanunun 21. maddesi gereğince işe iade davalarında da verilme süresiyle ilgili bir düzenleme yaptık. 21.8.2003'te sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde biliyorsunuz işe iade davası sonucunda işveren sigortalıyı başlatmayacaksa da 4 aya ilişkin primini ödüyor. Mahkeme kararının işverene tebliğ edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gerekiyor. 21.8.2003 tarihinden itibaren eğer verilmez ise bunlardan dolayı da idari para cezası oluşuyor. Tabii bu kişilerin çıkışı daha önce verildiği için sistemde iki çıkış oluyor. Önceki çıkışını biz kurum olarak siliyoruz. Yeni mahkeme kararından sonraki 4 aylık süreyle ilgili işveren aylık prim ve hizmet belgesini veriyor. Bir de takip eden ayın sonuna kadar işten çıkışını veriyor ve buna göre kurum hizmet kayıtlarını düzeltiyoruz. Bir diğer uygulama 21.8.2013 tarihinden sonra da yine işe iade davalarında aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresine kadar işten ayrılış bildirgesinin verilmesini istiyoruz arkadaşlar. Bunun dışında yine sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde yaptığımız önümüzdeki günlerde yürütülecek diğer bir uygulamada iş yeri olarak yeni kanun kapsamına alınmışım. Sigortalıları bildirme gereken bir aylık sürem var. Bu bir aylık süre içerisinde sigortalıyı işten çıkarttım. İşten çıkışlarda biliyorsunuz 10 günlük süre var. Bu süreye denk gelmesi halinde yeni başlatılan kişinin yine bir aylık süreden sonra işverene bir 10 günlük opsiyon daha tanımış olduk. Dolayısıyla bu da sizlerin bizden istediği, bizim de yönetmelik değişikliğini koyarak gerçekleştireceğimiz bir konu olduğunu düşünüyoruz. Kamu ile ilgili kısımları geçiyorum. Bunun dışında arkadaşlar sigortalı işten ayrılış bildirgesini de işe giriş bildirgesinde olduğu gibi 10 gün içinde silebiliyorsunuz. 10 gün içinde meslek adı, kodu, Çalışma Bakanlığı iş kolu kodu ve sigortalının adresini değiştirebiliyorsunuz. Bunları daha sonra da değiştirebiliyorsunuz. Meslek adı, kodu, iş kolu kodu ve sigortalının adresini 10 günlük süre geçtikten sonra da değiştirebiliyorsunuz. Yahya Bey'e katılıyorum. Dedi ki kimlik paylaşım sistemine ulaşmamız gerekiyor sigortalının adresi açısından. Bu konuyla da ilgili çalışmalar yapıyor Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğümüz. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde bunu da gerçekleştirilmiş olup sizin de sigortalı adresini güncellemeden biz de elektronik ortamda sigortalı TC numarasını yazarak sigortalının adresinize ulaşmasını sağlarız. Ama sigortalının adresi yoksa onu biraz sonra Ek9 uygulamalarında anlatacağım. Sigortalının adresi yoksa da o zaman biz program olarak bazı durumlarda çakılıyoruz diyeyim artık. Hani Türkçe ifadesi o oluyor. Bu tür durumlarda biliyorsunuz adres olmadığı için kişinin nüfusa yönlendirilip adres tespitinin yapılması, bilgisayara nüfus vatandaşlık işlerine adresinin girilmesi gerekiyor ki biz o kayıtları elektronik ortamda görelim. Tabii bu süreç içerisinde kimlik paylaşım sistemi nüfus vatandaşlık işleri de kayıtlarını güncelledi. 2003 yılında TC numarası zorunlu hale gelince biz o zaman SGK olarak bütün sigortalı numaralarımızın kayıtlarını nüfus vatandaşlık işlerine göndermiştik. Çok az sayıda sigortalının kayıtları birbirleriyle örtüşmüştü. Çünkü kimlik paylaşım sisteminde de yaklaşık %25'i hatalı kayıtlardan oluşuyordu. Onlar da kayıtlarını bu süreç içerisinde güncellediler. Ama zaman zaman mükerrer TC'li hatalı kayıtlarda zaman zaman görebiliyoruz. İşten ayrılış bildirgesi uygulamalarına gelince işten ayrılış bildirgesi işverenin talebi halinde silinebiliyor. Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından düzenlenen raporlarda silinebiliyor. Mahkeme kararıyla silinebiliyor. İşten ayrılışla ilgili düzeltme ve güncelleme talepleri olursa da işverenin bize
kanıtlayıcı belgelerle müracaatını istiyoruz. Hep işkur diyoruz, işsizlik ödeneği diyoruz. En çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi de işten ayrılış nedeni ve işten ayrılış tarihinin düzeltme talepleri arkadaşlar. 1.8.2009'da biz elektronik ortama geçince, daha doğrusu işkur bizim kayıtlarımızı alarak işsizlik ödeneği almaya başlayınca dedi ki 10 günlük süre geçtikten sonra işten ayrılış bildirgesiyle ilgili herhangi bir düzeltme yaptırmam dedi. Bizim belgemize bizden daha çok sahip çıktı. Dolayısıyla biz de belirli bir süre işten ayrılış nedeni ve işten ayrılış tarihiyle ilgili düzeltmeleri yapamadık. Kaldı ki onlar sigortalılık açısından önemli düzeltmeler. Ama daha sonra bunların sayısı artınca İşkur'la görüştük. Biz işverenin talebi doğrultusunda işten ayrılış nedenini her zaman düzeltebiliyoruz arkadaşlar. İşten ayrılış tarihi de aylık prim ve hizmet belgesine mutabakatına bakarak karar veriyoruz. Biraz sonra onu da anlatacağım. İşten ayrılış nedenini ve kodunu düzeltebiliyoruz. Ama bunun için işverenin talebi talepte bulunması gerekiyor. Sigortalının benim işten ayrılış nedenim 3 verilmiş, bunu 4 olarak değiştirin talebine itibar etmiyoruz. Çünkü işten ayrılış nedeni işkur yanında Çalışma Bakanlığı, çalışma mevzuatı açısından işçi ve işveren arasındaki bir uyumsuzluğun olması halinde bizim de taraf olmamız gereken bir husus yaratıyor. Dolayısıyla işverenin talebi varsa Esra Ceyhun'un ben işten çıkışını istifa yaptım, bunu yanlışlıkla yaptım, bunu belirsiz süreli iş sözleşmesine testi olarak değiştirin talebiyle bize işveren gelirse bunu değiştirebiliyoruz. Daha doğrusu önceki verilen kaydı siliyoruz. Belgeyi aynı bilgilerle yeni işten ayrılış nedenine göre yeniden oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz bilgiyi de İşkur ikinci kez kayıtlarımıza bakarak görebiliyor. İşkur'un bununla ilgili genelgesi olmasına rağmen İşkur müdürlükleri bu süreçte hala bizlere yönlendiriyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yönlendiriyorlar sigortalıları. Biz de onları mağdur etmemek adına gerekirse sigortalıya bu düzeltmeyi yaptığımızı yazılı olarak da verebiliyoruz. İşe giriş bildirgesinde iş yeri değişikliğini yapabiliyoruz demiştik. İş yeri kodu hatasıyla verilen değişiklikleri yapabiliyoruz demiştik. İşten ayrılış bildirgesinde de uyumam adına mı girdiniz diye düşündüm birden. Ben genelde interaktif ortamları seviyorum soru cevap ama buradaki uygulama bu usul buradaki usul o şekilde değilmiş ama soru cevaplarda da inşallah. Havalandırmayı açtık arkadaşlar. Pekala. Hasan Bey havalandırmayı biraz arttırabilir mi lütfen? Tamam, teşekkür ederim. Yine işten ayrılış bildirgesiyle ilgili düzeltmeleri de arkadaşlar biz iş yerinin iş yeri numarasının değişiklik taleplerinde ünitece alıyoruz. İş yeri numarasını güncelleyebiliyoruz. Bunun dışında aile prim ve hizmet belgesi işe giriş ve işten ayrılış bildirgesini görmediği için İşverenlerin işe giriş bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesiyle mutabakatı olmayan çok sayıda kayıt olduğunu sistemden görüyoruz. Özellikle son 3 yıldır Sayıştay denetimlerinde de Sayıştay bunu bize hatırlatıyor. Biz de bunu artık muhatap olmak istemiyoruz. İşe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin aylık prim ve hizmet belgesiyle mutabakatlı ve birbirini elektronik ortamda görür halde olmasını kurumca özellikle istiyoruz. Ama bunu yapana kadar da listeler halinde ünitelerin bu tarz kayıtların listesini çekip düzeltme yapmalarını bekliyoruz. Biliyorsunuz bizim Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 103. maddesinde eksik bildirim yapılması halinde yapılacak işlemler düzenlenmiş. Sigortalı işe giriş bildirgesinin, işten ayrılış bildirgesinin ve aylık prim ve hizmet belgesinin resmen düzenlenebileceği yönünde düzenleme yapılmış. Biz de bundan yola çıkarak aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirilen tarih ile
işe giriş bildirgesindeki bildirilen tarihin aynı ay içinde farklı günler olması halinde işverenden ek ya da iptal belge düzenlemesini istiyoruz. İşe giriş bildirgesindeki tarihi esas alıp ek ya da iptal belge düzenleyerek işverenin bize bildirge düzenlemesini, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemesini bekliyoruz. İşveren aylık prim ve hizmet belgesini düzenlemeyip, ek ya da iptal aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemeyip, aylık prim ve hizmet belgesindeki işe giriş tarihinin doğru olduğunu bize bildirmesi halinde, belgeleriyle bildirmesi halinde bu defa işe giriş bildirgesindeki verilen tarihin, kurma veriliş tarihiyle aylık prim ve hizmet belgesindeki veriliş tarihine bakarak işe giriş bildirgesinin yasal süresinde verilip verilmediğini kontrol ediyoruz. Eğer aylık prim ve hizmet belgesinde işverenin iddia ettiği tarih işe giriş açısından doğru bir tarihse ama işe giriş tarihindeki veriliş tarihi de buna uygun değilse işe girişin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uyguluyoruz arkadaşlar. Bu bizim şu ana kadar ünitelere verdiğimiz yaklaşık 1,5 yıldır verdiğimiz talimat niteliğindeki talimatlar çok kısa bir süre içerisinde de bunu genel yazı niteliğinde ünitelerimize uygulamanın birlikteliğinin yürütülmesi açısından da talimatlandıracağız. Bunu da özellikle söyleyelim. Eğer işe giriş bildirgesinin veriliş tarihiyle aylık prim ve hizmet belgesindeki işe giriş tarihine baktığımız zaman veriliş tarihine göre idari para cezası uygulanması gerekmiyorsa da o zaman ceza uygulanıyoruz. İşe giriş bildirgesindeki işe giriş tarihini biz kurum olarak aylık prim ve hizmet belgesindeki işe giriş tarihi olarak güncelleyebiliriz arkadaşlar. Yine işe giriş bildirgesiyle aylık prim ve hizmet belgesi ya da işten ayrılış bildirgesinin aynı ay içinde değil de farklı aylar içerisinde olması halinde de bu defa işe giriş bildirgesi verilmesi nedeniyle bu belge sigortanın orada fiilen çalıştığını düşünüyoruz ve yine işverenden aylık prim ve hizmet belgesini bize bildirmesini istiyoruz. İşveren 3 aylık süre içerisinde bize bunu bildirirse yine o işverenin bildirimi kanıtlayıcı belgelerle sunması halinde dikkate alıyoruz. 3 aydan fazla bir süre geçmişse kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından da incelenmesini istiyoruz. Kurumun denetim ve kontrolü görevli memurlarının sayısının az olması nedeniyle her bir bildirimin bundan sonra denetime gitmesini istemeyeceğiz. Bu genel yazımız çıktıktan sonra. Sigortalıların mağduriyet yaşadığı başka bir durum var. İşte işveren sigortalı işten çıkartmış ama işten çıkış bildirgesini, ayrılış bildirgesini bize vermemiş. Üstünden de uzun süre geçmiş, hatta iş yeri kanun kapsamından çıkmış. Ve bu tür durumlarda kişiler 100 gün geçtikten sonra sağlık yardımı alamadıkları için mağdur oluyorlar. Biz de denetim sonuçlanıncaya kadar sigortalının işten ayrılış bildirgesini kurumca resmen düzenleyeceğiz. Denetim sonuçlandıktan sonra denetim raporundaki tarihe göre işten ayrılışı güncelleyeceğiz arkadaşlar. İşe giriş bildirgesi verilip aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemesi durumu da bizim sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Bu da biraz önce söylediğim gibi işe giriş bildirgesinin verilmesini işveren peşinen kabul etmişse dolayısıyla o sigortalının çalıştığını da kabul etmiş demek oluyor bizim açımızdan ve biz bunun için işverenden ek belgeleri düzenleyip bize vermesini istiyoruz. İşveren eğer o kişinin çalıştığını çalışmadığını beyan ederse biz işten ayrılış işe giriş bildirgesini siliyoruz. Bu genelde bizim açımızdan işe başlatılan ancak işe başlatıldığı tarihte çalışmaya gelmeyen sigortalılar için karşımıza çok sıklıkla çıkıyor. Yanlış uygulamamız da şudur. İşe giriş bildirgesini silemediği için işveren aynı gün işten ayrılış bildirgesi veriyor.
aylık prim ve hizmet belgesi olmayan, sistemde işe giriş ve işten ayrış bildirgesi olan çok sayıda kaydımız var. Bunları da önümüzdeki günlerde il müdürlüklerimize göndererek bunlarla ilgili de gerekli işlemin başlatılmasını isteyeceğiz. Eğer kişi işe başlatılmamışsa arkadaşlar, o kişinin işe giriş bildirgesinin silinmesi gerekir. Onun için işten ayrış bildirgesi düzenlenmez. O işten ayrış bildirgesi düzenlenmesi yanlışın üstüne yanlış yapmak anlamına geliyor. Dolayısıyla işten ayrış bildirgesinin silinmesinde fayda var. Yine aylık prim ve hizmet belgesinde işe giriş ve işten ayrış tarihi olup işe giriş ve işten ayrış bildirgesi verilmeyenlerde her halükarda idari para cezası uygulanması gereken kayıtlar. Çünkü idari para cezalarının düzenlediği 102. maddede hepsinin cezaları ayrı ayrı şekilde verilmiş. Bunun dışında işe giriş bildirgesi de verilmiş, aylık prim ve hizmet belgesi de verilmiş ama aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalının işe giriş ya da işten ayrış tarihi yazılmamış. Aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalının işte giriş ve işten ayrış tarihi yazılmamış olması bunu ek belge vererek düzelteceğimiz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Sadece yazılı bir, sadece işveren olarak bir yazıyla işte Esra Ceyhun 30.11.2015 tarihinde işten ayrılmış tır aylık prim ve hizmet belgesindeki işten tarihin bu şekilde düzenlenmesi gerekir diye bir yazıyla bizim kurumumuza bildirilmesi halinde biz işten ayrış bildirgesindeki kayıt da aylık prim ve hizmet belgesindeki kayıt uyumlu ise, yani prim esas kazançta ya da herhangi bir şeyde değişiklik yok ise aylık prim ve hizmet belgesindeki işten ayrılışı güncelleyebiliyoruz. Yine işe girişi güncelleyebiliyoruz. Yabancı kişinin TC kimlik numarasıyla ilgili herhangi bir hata yapılmışsa güncelleyebiliyoruz. Adında, soyadında bir düzeltme yapılması gerekiyorsa bunu yapabiliyoruz. Sıklıkla karşılaştığımız uygulamalardan bir tanesi kişi yabancı uyruklüyken Türk vatandaşı olmuş. Türk vatandaşı olduktan sonra da işte biliyorsunuz sağlık yardımlarından yararlanma açısından bizim sistemimiz kişinin geçmişe dönük kayıtlarına bakıyor. Sistem kişiyi yabancı uyruk numarasıyla gördüğü zaman algılayamıyor. Özellikle aylık prim ve hizmet belgesinde kişinin Türk vatandaşı olduğu tarihten sonraki bildirimlerindeki TC numarasını güncellediğimiz zaman da bu hususu çözüyoruz arkadaşlar. Bunlar aslında çok basit görülen bir konular ama inanın hani çözümü bilinemeyen ünitelerimizce de zaman zaman işveren tarafından zaman zaman bilinmeyen sigortalıları da mağdur ettiğini gözlemlediğimiz konular. Keza bu meslek koduyla ilgili değişiklik taleplerini de işverenlerin bu düzeltmelerimiz aracılığıyla yapacağız. İşveren hangi tarihten itibaren sigortalının meslek kodunu değiştirmişse onu bize yazılı olarak bildirdiği takdirde sigortalının meslek kodunu da değiştireceğiz. Altı işveren uygulamamızdan da kısaca bahsetmek isterim. Biliyorsunuz alt işverenler bizim açımızdan müstakil işveren olarak değerlendiriliyorlar. Alt işverene asıl işveren numarasının sonuna numara ekleyerek kurumca bildirimini yapıyoruz. Bu bildirim sonucunda alt işverenin müstakil işveren gibi ayrı bir süresi olmuyor. Aylık prim ve hizmet belgesi, işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi açısından asıl işverenin bildirim süresi içerisinde bildirim yapılması gerekiyor. Alt işverenlerle en sık karşılaştığımız konu, yeni alt işveren numarası alındığı zaman işveren bir aylık süresinin olduğunu sanıyor. Halbuki öyle bir durum söz konusu değil. Asıl işveren yeni işveren değilse başlattığı sigortaları işe başlatmadan önce bildirilmesi gerekiyor. Hizmet çakışması var. Evet. Aslında soru cevapta bunları hep açacağız. O zaman ben konu başlıklarımı şöyle açıklayayım. Hizmet çakışması ile ilgili bölümümüz var. Kendi iş yerinden bildirim yapan sigortalılar, yabancı uyruklu sigortalılar ve ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar var. Onları soru cevaplarınızda bekliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Esra Ceyhun'a yaptıkları sunum için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. 5 dakika bir ara veriyoruz. Ondan sonra soru cevap interaktif olarak yapılacaktır.